Evet arkadaşlar, merhaba. Şimdi size bugün hemen kısaca ama detaylı bir şekilde F-konnektör ara ek bağlantısı nasıl yapılır onu anlatacağım. Geçenki videomuzda F-konnektörün takılmasını anlatmıştık. Bu şekilde görüyorsunuz. Ben sizin için bir tanesini hazırladım. Eklerimizin bir tanesini hazır. Diğerini kendimiz yapacağız. İlk evvela bir tane F-konnektör, yani iki tane F-konnektör almanız gerekiyor. İki kablo eklemeniz için. Bir tane de F-konnektör ara ek dediğimiz, şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Şöyle iki tarafı da girişi olan şu şekilde bir parçadır. Bunu temin etmeniz gerekiyor. F-konnektör ara ek diyoruz. Ve iki tane de F-konnektör alıyoruz kendimize. Şimdi iki kablomuz var. Tabi bu kablonun eklenmesi lazım. Bir tanesini ben dediğim gibi hazırladım çok uzun sürmesin diye. Diğerini şimdi sizinle beraber yapacağız. Şöyle hemen yan keski ya da bıçak yardımıyla yine geçen gösterdiğimiz videomuzdaki gibi şu şekilde ölçümüz şöyle çok yukarıdan ya da aşağıdan yapmıyoruz. Bu şekilde yapmamız bizim için yeterli. Şöyle arkadaşlar kablomuzun dış izolesini ayırıyoruz. Hemen içerisinden çıkan şöyle bir izole ve çoklu kablolarımızı ayırıyoruz. Evet ve gerçek kablomuz gördüğünüz gibi meydana çıkıyor. Bu da güzel kaliteli bir kablo. Şöyle gördüğünüz gibi bir izolesi daha var. Bunu da böyle aşağı doğru indiriyoruz. Arkaya doğru alıyoruz. Şöyle saç örgülerimizi de güzelce bu şekilde arkadaşlar. Şunun ölçüsü de bu gördüğünüz gibi. Şimdi hemen F-konnektörümüzü takmadan evvela biliyorsunuz şöyle şu ölçüden yani şurayla şunun arasını kısa devre ettirmeden biliyorsunuz söylemiştik daha evvel şöyle kesiyoruz kendimize. Evet, içerideki bakırımızı açtıktan sonra dediğimiz gibi şununla şurası asla birbirine temas etmiyor, arada şu izolemiz mevcut ve F-konnektörümüzü buraya da takıyoruz. Şöyle arkadaşlar güzelce böyle vidalayarak ve buradan da bakıyoruz. Evet, ucumuz burada. Ve ta ki beyaz ucumuz bu demirin F-konnektörün bitiş noktasına gelene kadar iyice sıkıştırıyoruz arkadaşlar. Evet, bakın beyaz izole tam F-konnektörümüzün bitiş yerine kadar geldi arkadaşlar. Evet, bakın şöyle çok da sıkıştırmıyoruz. F-konnektörümüzün evet ucu da gördüğünüz gibi ucumuzda şu kadar çıktı. Şöyle. Evet. Şöyle. Bu bize yeterlidir. Çok fazla uzun bırakırsanız uçlarımız şu uzunluk ve bu uzunluk bizim için yeterlidir. Evet. İkisine de bu şekilde F-konnektörümüzü taktıktan sonra dilerseniz buralara bantlayabilirsiniz. Geçenki videomuzda göstermiştik. Şöyle hemen bir tanesini gene bantlayalım. Şöyle. Şöyle arkadaşlar çektirerek güzelce şöyle bantlayalım. Güzel görünsün. Ve F-konnektör ara ekimizi alıyoruz. İlk evvel herhangi bir tanesine şöyle herhangi bir tarafı fark etmiyor. Gördüğünüz gibi şu ince deliğe şu şekilde dediğimiz gibi daha evvel de bu. İçerideki gelen kablolarımızın ucu bu konnektörü takarken ek yaparken bastırdığımız zaman asla kırılmaması sağa sola yatmaması lazım. Ona dikkat ediyorsunuz. Şu şekilde bakın şu şekilde oturtturuyorum ve şu bir elimden bunun dönem vidasını tutuyorum. Bir elimden de gördüğünüz gibi bunu vidalıyorum. Bakın şöyle rahatça gidiyor. Gittiği yere kadar arkadaşlar vidalıyorsunuz. Tamam. Şöyle iyice sıkıştırdıktan sonra bakın bu oturdu. Diğerine geçiyoruz şimdi. Yapacağımız diğer eke. Şöyle bunu da aynı şekilde bunlar sağ sol fark etmiyor. Yani bu burada burada fark etmiyor. Şunu istediğiniz gibi bu şekilde çevirebilirsiniz. Bakın. Şöyle oturması lazım. Gayet güzel bir şekilde. Bükülmemesi lazım. Evet. Oturdu ve elimizle dedim şurayı tutup şura zaten herhangi bir şey tutmak için arkadaşlar şöyle şundan da tutabilirsiniz. Bakın şurada tutacak yerler var. Gördüğünüz gibi somun var burada sabit. Tutabilirsiniz penseyle yani
karga burunla veya elinizden şöyle şöyle sıkıştırıyorsunuz gittiği yere kadar. Evet, bakın şu an sonlandı. Sonlandıktan sonra da şöyle hafifçe biraz daha çevirirseniz tamamdır. Evet, şu şekilde ekimiz tamamdır arkadaşlar. Gayet güzel kullanabilirsiniz. O F konnektör ara ek olmadan uydu anten kablolarına yapılan ekler elimizden yaptığımız direk ekler sağlıklı olmuyor. Onun için ben kesinlikle size bu şekilde F konnektör ara ek alıp iki tane de F konnektör alıp kablonuzu bu şekilde eklemeyi tavsiye ediyorum. Hepinize kolay gelsin, iyi günler diliyorum.